Sayın seyirciler, Kanal S'nin değerli izleyiciler, bugün ise Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kırıkkale İl Başkanı Ahmet Önal'la beraberiz. Evet. Kendisini seçimi değerlendireceğiz. Seçimde bakalım neler yapmışlar, ne çalışmalar yapmışlar. Soralım kendisine. Sayın Başkanım, evet. Merhaba öncelikle. Merhabalar, hoş geldiniz. Seçim büromuzun önüne. Evet. Şeref verdiniz. Ne yaptık? Aslına baktığınızda en çok çalışmayı yapan, ilk başta adaylarını belirleyen, yaklaşık 4 aydır da sahada olan tek parti Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. Devamlı köylerdeyiz, kasabalardayız. Kimilerinin daha gitmeyi dahi düşünmediği köylere biz 3'er defa gittik. Gitmediğimiz ilçe, kasaba, belde kalmadı. Son zamanlarda şehir merkezine yoğunlaştık. Şehir merkezine son rütuşları yapıyoruz. Bizce bu iş bitti. Kırıkkale'de Cumhuriyet Halk Partisi gümbür gümbür geliyor. Artık son rütuşlar yapıp 3 milletvekili adayımıza da mazbatalarının teslim edilmesini bekliyoruz. Sayın Başkanım, şunu soracağım. Bu dönem, bu seçimde bir Cumhuriyet Halk Partisi heyecan var. Kesinlikle. Özellikle Kırıkkale'de de var. Kesinlikle. Bunu neye borçluyuz? Bunun bence birçok sebebi var. Çok yeni bir kadro, genç bir kadro, bu genç kadroyu takviye yapan deneyimli kadrolar hepsi bir araya geldi. Dışarıda hiç kimse kalmadı. O kadar geniş bir seçim komitemiz var ki, daha önce il başkanlığı yapmış, ilçe başkanlığı yapmış, aday olmuş, aday olmuş, yönetici olmuş, olmamış, parti büyüklüğü yapmış insanların tamamı seçim komitesinde ve yan yana çalışıyor. Bu insanların tecrübesi var, enerjisi var. Bizlerin genç olmamızdan kaynaklı ekstra performansımız var ve bunun yanında genel merkezimizin rüzgarı var. Genel merkezimizin Ankara'dan esirdiği rüzgar kesintisiz Kırıkkale'ye ulaştı. Biz o rüzgarı arkamıza aldık, yelkenlerimizi doldurduk, rotamız belli, limana yanaşmak için gidiyoruz. Sayın Başkanım, köyleri gezerken evet. Orada karşılaştığınız halk sizi nasıl karşılıyor? Şöyle söyleyeyim, ben son 4 yıldır, 5 yıldır devamlı köylere giden bir insanım. İl başkanı olmadan önce de köylere çok fazla gidiyordum. 6 ay önce gittiğimizde nezaketen insanlar, hoş geldiniz, işte nereden geliyorsunuz, Cumhuriyet Halk Partisi, ha öyle mi, buyurun oturun. Kimisi bize çay bile söylemiyordu. Bugün, eskiden diyorsun, bu eskiden, 6 ay önceki tablo. Bugün kolunuza giriyorlar, zaten rozetinizi görüyorlar, bunlar Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürk'ün partisi diyorlar. Bizi oturtuyorlar, emekliye ne yapacaksınız, çiftçiye ne yapacaksınız, mazot hakikaten 1,5 liraya düşürecek misiniz, bizi kurtarın, tarlamızı ekemiyoruz. Ofis alım yapmadı, bizi bunların elinden kurtarın diye bize yalvarıyorlar, yakarıyorlar. Biz de onlara projelerimizi anlatıyoruz. Projelerimiz insanların fikirlerine tamamen yerleşiyor. Ve projelerimizin sorunların çözüm endeksi olduğunun farkındalar. Bizi bağırlarına bastılar. Biz de o sıcaklığı görüyoruz ya, kalkmıyoruz vallahi. Onlar bırakmıyor, biz de kalkmıyoruz. Her şey çok güzel gidiyor. Köylerden de oy alıyoruz. Kasabalardan da, şehir merkezinden de çok ciddi oy alıyoruz. Sandıklar açıldığında insanlar... Kesinlikle çok 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 şaşıracaklar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 30 yıllık zaferi olacak bu seçim. Çok iddialıyım. O yüzden biz kendimize eminiz, kendimizden eminiz. Adaylarımız burada, sadece prosedür yerine gelsin, kendilerine mazbataları teslim edilsin, onu bekliyoruz. Sayın Başkanım, son haftaya girdik, son 3 evet. gün kaldı. Efendim, bu son 3 gün içerisinde il başkanı olarak neler yapacağız, neler söylersiniz? Şimdi şöyle, şu anda gayet samimi söylüyorum. Daha önce gezdiğimiz yerleri tekrar geziyoruz. Çünkü bir yer kalmadı geze geze. Tekrar geziyoruz. Sandık başlarımızı, okul sorunlarımızı tekrar kontrol ediyoruz. Biliyorsunuz malum bir takım sıkıntılar olması bekleniyor. Sandıklarımıza dikkat ediyoruz. Koordinasyonu sağlıyoruz. Seçim ekibimizi kurduk. Burada il binamızda 4-5 bilgisayar anında ıslak imzalı evraklar partimize ulaşacak. Seçimleri biz seçim sonuçlarını YSK'nın ilanından çok daha önce genel merkezimize Kırıkkale bazında bildirmiş olacağız. Sonra rütuşlar yapıyoruz dediğim gibi. Adaylarımızdan birisi şu anda Delice'de. İki adayımız burada. Bir kamu kurumunu ziyaret ettiler, oradan buraya geldiler. Çalışıyoruz. Bakın, görüyorsunuz heyecanı. Herkes burada, dışarıda kimse kalmadı. Yolumuza devam ediyoruz. 3 gün daha gece gündüz çalışmaya sandık devam edeceğiz ve başarılı hazır. Olacağız. Sandık görevlilerimiz hazır. Okul sorumlularımız hazır. Hatta bir sandık görevlimiz bile yerine ulaşamazsa parti binamızın önünde 30 tane arabayla onu hemen alıp adresine teslim etmeye hazırız. Hiçbir sıkıntı yok. Ekipler hazır. Ekipler hazır, kadro hazır. Hepsinden önemlisi bence o heyecan hazır. Peki başkanım, Kırıkkale halkına ne diyoruz efendim? Cumhuriyet Halk Partisi'ne güvensinler. Cumhuriyet Halk Partisi'ne 4 yıllığına bir kereliğine olsun oy versinler. İnanın biz onların kafalarını önlerine eğdirmeyeceğiz. Gümbür gümbür çalışacağız. 13 yıldır iktidarın Kırıkkale'ye yapmadığı, vermediği hizmetleri 4 yıl içerisinde yerine getireceğiz. Ve biz istesek de vatandaşımız Kırıkkale, Türkiye bundan sonra biz istesek de bizi göndermeyecekler. Evet. Biz ona eminiz. Sayın Başkanım, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum, bu fırsatı verdiniz. Sağ olun. Milletvekili adayıma dönüyorum. Efendim, Sayın Başkanım, Sayın Vekilim, neler diyeceğiz, neler yaptınız, ne çalışmalar yaptınız?
Valla biz 3 aydır alanlardayız. Burada Türkiye'nin 55 vilayetinde olduğu gibi Kırıkkale'de de biz ön seçim yaptık. Partililerimizin, tüm partiye kayıtlı üyelerimizin oylarıyla biz milletvekili sıralamamızı belirledik. Diğer partiler biliyorsunuz genel merkezin belirlemiş olduğu listeyle meydanlarda, biz halkın belirlemiş olduğu adaylar olarak da meydandayız. Başından beri halkın belirlediğiyle hareket ediyorsunuz değil evet, mi? Yani? Evet, baştan beri şimdi evet, halkımızın teveccühüyle sıralamamız yapıldı. Biz de ona göre alanlardayız. Tabii bu inşallah 8 Haziran'da da meclise gittiğimizde halkın milletvekilleriyle liderlerin belirlediği milletvekillerinin oluşturduğu mecliste mücadele edeceğiz. Çünkü biz halkımızın taleplerini orada yansıtacağız. Ama diğer partiden gelen milletvekilleri liderlerinin şeyle parmak kaldırıp indirecekler. Onun için aramızdaki fark bu. Ve bunda da gerçekten diğer partinin tabandaki insanlar da gıptayla bakıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin demokratik bir yapı oluşturduğunu ve inşallah gelecek dönemde de kendi partilerinde buna uyması gerektiğini dillendiriyorlar. Bu yönden de Türkiye'nin siyasi partilerinin demokrasi açısından da sevindirici bir olay. İnşallah bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi zaten tüm illerde yapacak bunu. Ama diğer partilerde bu örnek olur diye düşünüyoruz. Sayın Vekilim, gittiğiniz yere sizi nasıl karşılıyorlar? Vallahi ben kısaca özetlersem, biz önce köylerden başladık. Köylerimizde gidiyoruz. Tabii biz köylerimizin dertlerini dinliyoruz. Şimdi biz kendi projelerimizi anlatmadan önce köylüleri dinliyoruz. Bize anlattıkları olay, köylülerin bir kere ofis olayının, ofisin kaldırılmasına hemen karşımda geliveriyor. Kardeşim bizim ofis yok, bizi tüccara şey ettiler, sattılar. Tüccara mahkum ettiler bizi diyorlar, sıkıntılarını anlatıyorlar. Mazotun pahalılığından, ondan sonra ilaç alamadıklarından, gübrenin pahalılığından ve kaldırdıkları hasatla Bağkur borçlarını, banka borçlarını ödeyemediklerini, bırakın borçları ödemeyi, gelecek hasat dönemine kadar da çoluğun çocuğunun geçimini sağlayamadıklarından dertleniyorlar. Tabii biz kendilerine projelerimizi anlatmaya başladığımızda zaten onlar hep ezberlemiş projeleri. İnşallah diyorlar, biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin projelerine güveniyoruz, mazotuna güveniyoruz, gübre fiyatına güveniyoruz. Artı bir de biz bir yıl önceden taban fiyatını belirleyeceğiz. Bu köylülerin çok hoşuna gitti. Çünkü biz de ona göre ne ekeceğimize karar veririz diyorlar. Tabii burada kasabalarda gezdik. Bilhassa küçük esnaflarla, varoştaki esnafları dolaştık. İnsanlar biz varmadan zaten kapıdan girdiğimizde hemen şikayetini belirtiyorlar. Biz kepenk kapatıyoruz, siftah yapmadan gidiyoruz. Ve AKP'ye oy yok diye zaten biz daha girmeden diyorlar. AKP'ye oy yok diyorlar. Emekliler şehiriz, emeklilere ne diyoruz? Şimdi emekliler zaten bizim baş tacımız. Çünkü biz kendimiz de emekliyiz. Ben de 27 yıl makine kimyada çalıştıktan sonra emekli oldum. Birçok emekli arkadaşımı da tanıyoruz zaten. Sadece biz emeklilere maaş ve ikramiyeyle yaklaşmıyoruz emeklilere. Çünkü biz emeklilerin %90'ı makine kimyadan emekli. Buradaki çalışan emeklilerimizin 48 bin emeklinin %90'ı makine kimyadan emekli. Siz de bilirsiniz, eskiden her ailede mutlaka makine kimyada bir veya iki kişi çalışır veya dolaylı olarak da ekmek yiyen insanlar. Kırıkkale yapan, Cumhuriyet Şehri yapan da zaten makine kimyaydı. Biz emeklilere bu projelerimizi anlattığımızda kendilerine dediği olay şu: tamam, bize iki ikramiye inanıyoruz. Emekli maaşımızın düşüklüğü, 1500 yapacağınıza inanıyoruz. Ancak bu bize yetmiyor. Niye yetmiyor dediğimizde, benim çocuğum işsiz. Yani bu sadece ben şimdi kendimi geçindirmiyorum ki. Çocuğumun da, gelinimin de, damadımın da, neyse bizdeki yapıyı biliyorsun, aile yapısını. Herkese ben bunu paylaşmak zorundayım. Ben çocuğum ne yapacak? Çocuğuma nasıl iş bulacağız? Haklı olarak da demek ki şimdi kendi maaşını düşünürken çocuğun da düşünüyor, çoluğun da düşünmek zorunda. Biz de kendilerine şunu anlattık. Pardon. Makine kimya biliyorsunuz, hepiniz hatırlarsınız, bundan önce 15-18 sene önce 20 bine yakın insan çalışırdı. Saat 5'te istasyondan tren geldikten sonra çarşıya kimse yürüyemezdi. Hatta alışverişe çıkan kadınlar, aman işçi saatini geçirmeyelim, eve dönelim derlerdi, o kalabalığa kalmayalım derlerdi. Ama şimdi makine kimyada çalışan toplam işçi ve memur sayısı 2000'leri bulmadı. 2000'leri bulmuyor. Biz emeklilerimize şunu söylüyoruz: biz sadece emeklilerin maaşıyla değil, sadece ikramiyelerinden değil, biz Kırıkkale'de 22 bin işsizimiz var. Türkiye genelinde 6 milyon işsizimiz var ama Kırıkkale'de 22 bin işsizimiz var. Kırıkkale'de bu işsizi nasıl eritiriz biz? Ancak makine kimyayı eritiriz. Makine kimyayı eski gücüne getirebilirsek burada işsizliği eritebiliriz. Bunun için de Sayın Murat Bey ile Sayın İl Başkanlarımızla ciddi bir çalışma yaptık. Biraz sonra Murat Bey onun detaylarını anlatacaktır size. Makine kimyası genel müdürü Emin Bey ile ciddi bir projeler hazırladık. O projelerle ilk sene
1500 ve akabinde de her yıl 1000 insan olmak üzere makine kimyada ciddi bir istihdam yaratacağız. Ve bunu rakamlarda çok cüzi bir rakamlar. Onlara ben girmeyeyim. Murat Bey birazdan onları anlatacak zaten. Sayın Vekilim, ne diyorsun Kırıkkale halkına? Valla Kırıkkale halkına ben geçmiş dönemlerde de Kırıkkale halkıyla seçim dönemlerinde bütünleştik. Bu dönemki gördüğüm heyecanı hiçbir zaman göremedim. Hiçbir zaman göremedim. İnsanlar gerçekten Kırıkkale'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin varlığını hissettiler. Ve yapabileceği projelerine de inandılar. Bunun da inandıkları için Cumhuriyet Halk Partisi'nin ciddi bir teveccühleri var. İnşallah biz bu teveccühlerini boşa çıkartmayacağız. Kırıkkale halkına söz verdik zaten biz. Milletvekili seçildiğimizde de Kırıkkale'de gitmeyeceğiz, burada olacağız. Halkımıza iş içi olacağız. Ve yoksulluk olmayan bir Türkiye yaratacağız. Bu konuda da herkesten destek istiyoruz. Evet, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Evet, hemen yanımda Murat Çakırca efendim. Merhaba. Sayın Vekilim, neler diyeceğiz? Ahmet Bey'i dinledik, Hacı Bey'i dinledik. Gerçekten güzel Kırıkkale üzerinde şeyler anlattılar. Siz evet. Efendim neler diyeceğiz? Kırıkkale'yi nasıl gördünüz? Nasıl bir fotoğraf çektiniz? Buyurun. Şöyle söyleyeyim. Öncelikli olarak Kırıkkale 2011'in Kırıkkale'si değil. Evet. 2014'ün Kırıkkale'si de değil. 2011'deki siyasi yapıyla, 2014'teki siyasi yapıyla bugünün siyasi yapısı çok farklı. Aradan geçen 4 yıl birinden, 1 yıl birinden gerçekten söylüyorum Kırıkkale siyaseti çok değiştirdi. Çünkü Kırıkkale'nin İnsanlığın özlemlerinin, insanlığın beklentisinin ne olduğu daha net ortaya çıktı. Ve mevcut iktidarın da bunu karşılama, bunu sağlama yönünde hiçbir çabasının olmadığı ortaya çıktı. Bakın siyasetteki farklılaşmanın temel göstergesini şöyle anlatayım size. Biliyorsunuz burada 3 tane miting yapıldı. Birini Cumhurbaşkanı yaptı. Diğerini Genel Başkanımız 22 Mayıs'ta yaptı. Üçüncüsünde birkaç gün önce ya da bir haftaya yakın oldu. Başbakan yaptı. Her üç mitingde de liderlerin konuştukları şeylere bakıldığında Kırıkkale siyasetinin neden değiştiği çok kolay anlaşılıyor. Cumhurbaşkanımız geldi, Kırıkkale'de Marmaray'dan söz etti. Üçüncü Boğaz Köprüsü'nden söz etti. Oysa emekliden hiç söz etmedi. Yoksulluktan hiç söz etmedi. İşsizden hiç söz etmedi. Makine kimyanın kurtarılması gerektiği gerçeğinden hiç bahsetmedi. Ve insanların yoksulluğundan hiç söz etmedi. Çünkü onun öyle bir derdi, öyle bir gayresi yoktu. Onun tek derdi 3. Boğaz Köprüsü, yaratacağı rant, Marmaray, onun getireceği güç artık her ne bekleniyorsa. Bunlar. Oysa Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kırıkkale'ye geldiğinde ve dikkat edin, Cumhurbaşkanımız geldiğinde o alan dolmadı. Bir söylentiye göre, ben sadece söylentiyi dillendiriyorum, 2000'in üzerinde polisin olduğu, sivil polisin olduğu. Benim kendi gördüğüm bir şey söyleyeyim. Meslek lisesi öğrencilerinin getirildiğini gördüm. İmam Hatip öğrencilerinin getirildiğini gördüm. Daha sonra o mitingden çıkıp Kırıkkale'de bizim büromuza gelen işçi arkadaşlardan İşkur'un orman işletmede çalıştırdığı işçilerin zorunlu olarak otobüslerle getirildiğini gördük, anlattılar bize. Karayollarında çalışanlar getirilmiş. Belediyelerde çalışan özellikle taşeron işçileri getirilmiş. Hastanelerde çalışan taşeron işçileri zorunlu olarak getirilmiş. Ve öyle bir kalabalık oluşturulmuş. Bu kalabalık bile Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın kalabalığının yarısıydı. Niye? Çünkü onların söylemi başka artık. Artık onlar halkı söylemiyorlar. Artık onlar halkın sorunlarına değinmiyorlar. Onlar halktan çok fazla koptular. Belki tepkilerin büyük bölümü de o yüzden. Genel Başkanımız geldiğinde emekliden söz etti, makine kimyadan söz etti, nasıl kurtarılacağından söz etti, yoksulluktan, işsizlikten söz etti ve Kırıkkale halkı ayrılmadan oradan dinledi. Ayrılmadan dinledi. Oysa arkasından Sayın Başbakan geldi ki hemen şunu söyleyeyim, artık Kırıkkale'de baz alınacak, ya işte şu mitingdi denilebilecek miting Cumhuriyet Halk Partisi 22 Mayıs mitingidir. Ondan öncesi ve sonrası var. Herkes CHP'nin mitinginden kalabalık mıydı değil miydi diye bakıyor artık. Örneğin Başbakan'ın geldiği mitingde aynen öyle bakıldı. Başbakan'ın mitingi CHP'nin mitinginden kalabalık mıydı değil miydi diye bakıldı. Orada da ben şöyle bir şey gördüm. Bir kere o görüntüyü yukarıdan izledik. Arkadaşlarımız izledi. Ben o zaman bir şenlikteydim. Denek Dağı'nda bir şenlikteydim. Arkadaşlar buradan çekip gönderdiler. Oradan izledim. Arkalar tamamen boş. Hep şöyle söylüyorum, o kadar kalabalıktı ki hınca hınç boştu meydan diyorum. Ha bu arada bir şey daha öğrendim ben. Mesela Kırıkkale'nin Karaman diye bir mahallesi var. Nevşehir diye köyü var. Konya diye kasabası var. Çünkü oraların arabaları buradaydı o gün.
Konya'dan gelen arabalar, Nevşehir'den gelen arabalar, Kahraman'dan gelen arabalar, Ankara'dan gelen arabalar, Kırşehir'den gelen arabalar, inanın Kırıkkale'de otobüs yoğunluğu vardı. Niye? Sorduğunuzda şu söyleyeyim, efendim polisler geldi, polisler o sahada değil miydi? Sahadaydı. Vatandaş taşındı, nerede? O sahadaydı. Yani o haliyle bile, taşımayla bile dolmayan bir meydan vardı ortada. Bu da şunu gösteriyor, artık mevcut iktidar partisinin gittiğini gösteriyor. Bakın, genel başkanları da, başbakan da yine Kırıkkale'ye geldiğinde ne makine kimyadan söz etti, ne işsizlikten söz etti, ne yoksulluktan söz etti. Ama makine kimyadan şöyle söz etti. Savunma sanayinin omurgasını yapacağız Kırıkkale'de. Ya siz gelmeden önce zaten savunma sanayinin her şeyiydi Kırıkkale. Ne omurgası? Etini yediniz, budunu yediniz, beynini yediniz, omurga kaldı, onu da kırdınız. Kalkıp da şimdi biz savunma sanayinin omurgası yapacağız Kırıkkale'ye dediğinizde insanlar dönüp şunu sorar. 13 yıldır neredeydiniz? Makine kimyayı çökertirken neredeydiniz? Makine kimya yoksullaşır, zarar ederken neredeydiniz? Ha bakın bir şey var. Bugün bir gazetede okudum. Kırıkkaleliler bilsin. Arkadaşlar makine kimyayı kalkındıracaklarmış ya. Bugün, dün için sanıyorum, belediye meclisinde konu görüşülmüş. Makine kimya endüstrisi kurumunun Kırıkkale'deki arsalarının nasıl değerlendirileceği karar veriliyor. Yani makine kimyayı kapatıyorlar, arsaları satacaklar, bunun hesabını yapıyorlar. Kırıkkale Belediye Meclisi bunun hesabını yapıyor bugün. Ama vatandaşa da dönüyorlar, makine kimyayı Kırıkkale'nin bel kemiği yapacağız, savunma sanayinin bel kemiği yapacağız diyor. Bel kemiğini kırmaya niyetliler. Bakın bir başka şey daha var. Keskin yolunun hemen sağ tarafında, mezbahanın orada adına organize, silah organize sanayi bölgesi dedikleri bir inşaat başlattılar. Bu sadece seçim yatırımı, seçimden sonra kalacak. Niye biliyor musunuz? Biz bunu yetkililerle de görüştük. Bakın orada olay ne? Hemen oranın arkasında bir belediye mezbahamız var. Belediye mezbahasının ruhsatı yok. Belediye yapmış mezbahayı, belediye mezbahasının ruhsatı yok. Niye biliyor musunuz? Kot altında kalıyor. Yani belli bir yüksekliğin altında ve su basar diye buraya ruhsat alamıyor belediye. Ondan daha çukura organize sanayi bölgesi kurmaya kalkıyorsunuz. Buna kargalar güler. Belediye mezbahasına ruhsat verilmeyen kotun daha altında sen silah organize sanayi bölgesi kurarsan belediye mezbahasını basacak su senin oradan hiç çıkmaz. Sürekli o suyun içinde kalırsın. Ve buna hiçbir kamu kuruluşu, hiçbir belediye imar izni vermez. İskan izni vermez. Vermediği zaman da sen bunu kullanamazsın. Hatta bir yetkili arkadaşla görüşürken bunu sordum. Ve arkasından şunu söyledim. Ya dedim peki bütün bunlar yapılırken makine kimyada bir üretim artışı bekliyor musunuz? İşte Kemküm. Peki dedim bu silah organize sanayi bölgesine iş yapacak, makine kimyaya yedek parça. Şimdi dedim makine kimyada üretim artışı olmayacaksa nereye yapacak bunu? Üretim artışı olacak ki siz buna yedek parça üretiminde destek olacaksınız silah organize sanayi bölgesiyle. Bu yok. Dedim nasıl olacak? Hatta o arkadaşın yüzüne söyledim. Şimdi de burada kamuoyunun önünde söylüyorum. Göreceksiniz. Ha, orası çok güzel konut alanı olur bakın. Kırıkkale'nin doğuya doğru açılan asıp konusunda güzel konut alanı olur. Orayı seçimden sonra muhtemelen konut alanına çevirecekler. Çünkü orada fabrika olmaz, orada iş yeri olmaz, su basar. Konut alanına çevirecekler ve orayı da öyle kullanacaklar. Çünkü makine kimya fabrikalarının devamı orası. Makine kimya fabrikalarının arsalarını konut alanına çevirecekler. Orasını yine konut alanı yapacaklar. Satılmayan konutların bir kısmını da oraya dikecekler. Böylece Türkiye ve Kırıkkale ekonomisi daha içinden çıkılmaz hale gelecek. Durum bu. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz bunu çözmeye çalışıyoruz. Bununla ilgili ne yapabiliriz'in peşindeyiz. Efendim gezdiğiniz yerlerde nelerle karşılaştınız? İlçeleri gezdiniz, kasabaları evet. Gezdiniz. Ne gibi sorunlarla karşılaştınız? Önce gezdiğimiz yerlerdeki değişikliği söyleyeyim size. Aşağı yukarı 17-18 yıldır fiilen siyasetin içindeyim. Sorunlarda bütün ilçelerde ve beldelerde artış var, azalma yok. Yollar berbat. Köylerin, özellikle kapatılan belediyelerin hizmetleri zaten durmuş. Her taraflar çöp. Her taraflar hani pislik içinde demek istemiyorum. Dilim varmıyor. Çünkü insanımızı buna layık görmüyorum ben. Yapılmaya başlanan yatırımlar atıl, ortada duruyor, hiçbir şey tamamlanmamış. Köylüler yoksul. Köylerde insan yok. Taşınmış. Niye? Çünkü çiftçi tarımı artık kendisinin geçim yolu olarak görmüyor. Tarım bitmiş. Tarım bitince çift oradan çıkmış,
ilçesine gelmiş önce. İlçede yoksulluk artınca oradan kalkıp iş bulabilmek amacıyla kente gelmiş. Kentin varoşlarında ki kaldı ki Kırıkkale'nin her tarafı varoş artık. İşsiz birçok insan var. 22 bin insanımız var işsiz. Bunlara iş bulmamız gerekirken onları yapmıyoruz. Ne yapıyoruz? İşte seçim geldi diye 6 aylığına İşkur'dan işçi alıyoruz. Ve bakın Haziran'ın 12'sinde de bunların sözleşmeleri bitiyor. Yani bize oy verirseniz devam edebilirsiniz belki, oy vermezseniz zaten bittiğiniz anlayış var. Böylece kent, köyler boşalmış. İnanın köylerde doğru dürüst gidecek yol yok. Doğru dürüst gidecek yol yok. Özellikle Delice'nin bazı köylerinde. Bir ayrım yapıldığını düşünmek istemiyorum ama Delice'nin, Sulakyurt'un, Balışehir'in bazı köylerinde. Özellikle yolun olmadığını gördüm. Yoldan gidiyorsunuz, bir yol ayrılıyor. Yol asfalt, öbür ayrılan yol. Asfalt olan yol bir köye gidiyor, ayrılan yol bir eski beldeye gidiyor. Yani köyden daha kalabalık. Asfalt olan yol devam ediyor köye, o beldenin yoluna girdiniz mi toprağa giriyorsunuz. Arkasından çamura giriyorsunuz. Şimdi bu hükümetin bakış açısıyla da ilgili, biliyor musunuz? İnsanları nasıl gördükleri, insanlara nasıl baktıklarıyla da ilgili. Köylü perişan. İlçeler perişan çünkü hiçbir ilçemizde sanayi yatırımımız yok bizim. Hiçbir ilçemizde bakın bir tek sanayi yatırımımız yok. Keskin'de mi var? Yok. Sulakyurt'ta mı var? Yok. Delice'de mi var? Yok. Çelebi'de mi var? Yok. Karageçin'de mi var? Yok. Yağşan'da mı var? Yok. Merkez. Merkez zaten bitti, elimizdeki fabrikaları kapattık. Elimizdeki fabrikaları kapattık. Merkez bitti zaten. Yani bu halde ilimiz, ilçemiz ama vatandaşımızda büyük bir değişiklik var. Bakın onu söyleyeyim. Daha önce bizi gördüğünde arkasını dönüp giden yurttaşlarımızla karşılaşırdık siyaset yaparak, Cumhuriyet Halk yaparken Cumhuriyet Halk Partileri olarak. Şimdi öyle değil. Gidiyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin aracını gördüğünde geliyor insanlar. Hoş geldiniz diyor. Ve bizim projelerimizi bize soruyorlar. Ya işte bak çiftçiye mazotu ver, 1,5 liraya verecekmişsiniz, nasıl vereceksiniz? Taşeron. Evet. O taşeron iş ayrı bir iş. Onu biraz anlatayım isterseniz. Çiftçiye mazotu 1,5 liraya verecekmişsiniz, nasıl vereceksiniz? İşte 30 yaşına kadar çiftçi bağkurunu devlet karşılayacakmış, çiftçi sigortasını devlet karşılayacakmış, nasıl karşılayacak? Bunu soruyor çiftçi size. Bunu öğrenmek istiyor. Ve inanın Cumhuriyet Halk Partisi'nde gösterilen ilginin onda birini ben mevcut iktidar partisinde o gücüne rağmen gösterildiğini sanmıyorum. Üstüne üstlük. Üstüne üstlük. Şimdi buradan bizi dinleyen mahalle muhtarı, köy muhtarı arkadaşlarımız, izleyecek köy muhtarı, mahalle muhtarı arkadaşlarımız. Dışarıda insanlara söylemeyecekler ama içlerinden şunu doğru söylüyor diyecekler. Mahalle muhtarları, köy muhtarları tehdit ediliyor. Bakın tehdit ne biliyor musunuz? Bize oy çıkmazsa hizmet alamazsınız. Tehdit bu. Bize buradan şu kadar oy çıkacak. Hem de yüksek perdeden öyle. Beyler emrediyor. Topluyorlar muhtarları. Hizmet alacaksanız oy vereceksiniz kardeşim mantığı var burada. Birçok muhtarımız bunun farkında. Diyorlar ki söylesin onlar diyorlar ya, onlar söylesin. Bu arkadaşlar ne zannediyor biliyor musunuz? İlelebet iktidarda kalacaklar. Hiç düşmeyecekler zannediyorlar. Halbuki öyle değil. Bakın öncelikle Kırıkkalelilere şunu söyleyeyim. Türkiye'ye şunu söyleyeyim. Gidiyor bunlar. Yani bunlar yüksek perdeden konuşmalarına, hiç gitmeyecekmiş ve orada hep kalacakmış gibi, hep iktidar olacakmış gibi davranmalarına inanmasın insanlar. Ben örnek veriyorum, bütün konuşmalarımda anlatıyorum. Diyorum ki bakın, bu adamların 2011 milletvekili seçimlerinde oyları 104 bin bilmem kaç, 105 bin değil. 2014 il genel sonuçlarında 76 bine düşmüşler, 28 bin kayıpları var. Bugün kendi yaptıkları kamuoyu yoklamalarında %40'ın üzerine hiç çıkamıyorlar. Kendi yaptıkları kamuoyu yoklamaları bu. Takdir edersiniz ki kamuoyu yoklamasını siz yaptırıyorsanız kamuoyu şirketi size hoş görünebilmek için bir iki puan da şişirir. %40'a çıkamıyorlar. %40'a çıktıklarını varsayın. Kırıkkale'de 170 bin oy kullanıldığını varsayın. Alacakları oy en fazla 68 bin. Bakın düşüşe bakın. Neredeyse 37 bin kayıpları var Kırıkkale'de. Ve şu anda bir milletvekilini kurtarmaya çalışıyorlar. Çünkü o birinci sıradaki milletvekili kendileri için çok önemli. Niye biliyor musunuz? Çünkü o birinci sıradaki milletvekili devletin birçok şeyini biliyor. Onun korunması lazım. Onun korunması için de alttan birilerinin destek olması lazım.
Onu çıkarmaya çalışıyorlar. Bakın Beşir Atalay Kırıkkale'de geziyor. Önceki seçimlerde tenezzül bile etmiyorlardı. Şimdi buralardalar. Niye? Çünkü kaybettiklerini görüyorlar. Kaybettiklerini görüyorlar. O yüzden ben halkımıza şunu söylüyorum. Arkadaşlar bunlar gidiyor. Bunlardan çekinmeyin. Bunlardan çekinmeyin. Bunlar bitti. Bunlar iktidarı kaybettiler. Daha önce ne istiyorlardı? Meydanlarda 400 milletvekili istiyorlardı. Sonra vazgeçtiler, 336'ya düştüler. Baktılar o da olmuyor. Tek başına iktidar dediler. Baktılar o da olmuyor. Efendim koalisyon, koalisyonlar kötüdür dediler. Baktılar o da olmuyor. Binali Yıldırım çıktı dedi ki, efendim dedi azınlık hükümeti kurarız. Yani 276'nın altında olduklarını kendileri kabul ediyor. Dündü galiba televizyonun birinde Sayın Cumhurbaşkanı söylemiş. İşte koalisyon nasıl yapılır? Koalisyonda iyidir. Koalisyonda olabilir yerine geldi, mantığına geldiler. Niye biliyor musunuz? Gittiklerini kendileri biliyorlar. Koalisyon falan da olamaz bunlar. Kiminle koalisyon yapacak? BDP ile koalisyon yapacak. BDP ile yapılacak koalisyonda Türkiye kaybeder. Türkiye kaybeder. O yüzden BDP ile bir koalisyon düşüncesi kendi kafalarına da halka kafasına yatmadığını düşündükleri için kendi kafalarında da azınlık hükümetinden söz ediyorlar. O yüzden ben Kırıkkalelilere ve tüm Türkiye'deki insanlara şunu söylüyorum, halkımıza şunu söylüyorum. Bunlar gidiyor, o yüzden bunlardan çekinmeyin. Bunlar kalır da çoluğumu çocuğumu işe almaz, çoluğumu çocuğumu işten atar. Bana baskı yapar, iş bulamam mantığından çıksınlar. Çünkü bunlar kendileri işsiz kalmak üzere. Türkiye'de başbakan işsiz kalmak üzere. Çok ilginç bir şey biliyor musunuz? Bu ülkenin başbakanının durumunda olmak istemezdi. Seçimi kazansa başkanlık sistemine gitmeye çalışacaklar, başbakanlıktan düşecek. Seçimi kaybetse zaten düşecek. Yani 8 Haziran'dan sonra başbakan olma şansı olmayan bir başbakanımız var. Hiçbir tür başbakan olma şansı yok adamcağızın. Ama bunun için koşturuyor. Çünkü bir şeyleri ayakta tutmak zorundalar. Biz Türkiye'ye korkmayın, çekinmeyin diyoruz. Bakın mitinge gidiyorsunuz, toplantıya gidiyorsunuz. İnsanlar ne diyor biliyor musunuz? Ya aslında kalbimiz sizinle. Evlerin pencerelerinden el sallıyorlar. Balkonlardan el sallıyorlar, aşağı inemiyorlar. Niye? Oğlum işten atarlar. Kızım işten atarlar. Miting yapıyorlar. Miting yapıyorlar. Hastanelerde çalışan bütün taşeron işçilerini, fabrikalarda çalışan, belediyelerde çalışan bütün taşeron işçilerini, kamu kurumlarında çalışan bütün taşeron işçilerini bindiriyorlar otobüslere. Getiriyorlar. Çocuklar sövüyor artık. Oradan çıkıyorlar, bizi arıyorlar. Abi kusura bakmayın, oradaydık ama yani biz size oy vereceğiz. Mecbur geldik, yoksa işten atacaklardı diye. Böyle bir siyaset yapılıyor Türkiye'de. Ben Kırıkkale'nin, Türkiye'nin bu siyasete izin vereceğine inanmıyorum. İzin vermeyecek. Bakın başka izin verseniz başka projelerimizden de söz edeyim. Buyurun. Şimdi Kırıkkale işsiz. Kırıkkale yoksul. Daha önce bir işçi memleketiyken şu anda emekli memleketi olarak tanımlanıyor. Hemen şuradaki Hüseyin Kahya Parkımız. Adı eskiden Hüseyin Kahya Parkı'ydı. Şimdi tüm Türkiye orayı emekli parkı diyebiliyor. Çünkü herkes emekli. 48 bin emeklimiz var. Karısını kocasını saymıyorum. 48 bin emeklimiz var bu kentte. Bu ne demek? Ortalama 850 ile 900 lira maaş alan insanlar var demek. Bakın 48 bin emeklinin belki 1000'i 2000'i belli bir oranın üzerinde maaş alıyor. Ama geri kalanı bir kere kesin 40 bini 1000 liranın altında maaş alıyor. 1000 liranın altında alınan bu maaşta emeklinin nasıl geçinmesini düşünüyorsunuz? Hele bir de kira falan veriyorsa temelli ortada. Biliyorsunuz işsizlik çok fazla. 22 bin işsizimizin olduğunu söyledi biraz önce arkadaşlarımız. Bizim emeklimiz çalışmayan oğluna bakar. Çalışmayan damada da bakar. Bunların çocuklarına da bakar. Niye? Çünkü evladı aç. Evladı yokken kendisi rahat edemez. Bunu dinleyen bütün arkadaşlarımız, dinleyecek bütün emekliler de bilir ve kabul eder. Zaten 900 lira ortalama maaş alan emeklinin bunu bir de çoluğuyla çocuğuyla paylaştığını düşün. Emekli de aç. Çoluk çocuk da aç. Niye? Çünkü emeklinin parası zaten yetmiyor. Çoluk çocuk da işsiz. Biz dedik ki Cumhuriyet Halk Partisi olarak ya arkadaş emeklimize en az 1500 lira maaş verelim. İki maaşla ikramiye verelim Ramazan ve Kurban bayramlarında. Üstüne de dedik ki ya emekli yaşlı insan çabuk hastalanıyor. Hastalanan emekli bir hastaneye gidiyor. Bugün hastaneye gittiğinizde nakit cebinizden çıkmasa bile emekliler açısından söylüyorum. Maaşınızdan en az 26 lira ile 36 lira arasında para kesiliyor. Karı koca gittiniz 60 lira. Allah vermesin iki sefer gittiniz 120 lira maaşın yarısı yok. Şimdi bu pozisyonda emeklinin
Zaten açlığın üzerine bu da gitti mi iyice perişan. Diyoruz ki bu olmasın. Emekli hastaneye tedaviye gittiğinde hiçbir aşamada, hiçbir biçimde katkı payı, ilaç parası ödemesin, bu maaşından da kesilmesin diyor. Çalışan emeklilerimiz var ya, adamı aç bırakmışsın. Adam yıllarca sana hizmet etmiş, prim ödemiş. Sigortayı ayakta tutmuş, devleti ayakta tutmuş. Sen bunu emekli etmişsin, al bu parayla geçin demişsin. Geçinemiyor. Verdiğin parada bir şey yok. E çalışmak zorunda. Bu sefer de niye çalışıyorsun deyip cezalandırıyorsun. %15 sosyal güvenlik destek primi kesiyorsun. Bunlar da olmasın diyoruz. Bu emeklilerle ilgili önermelerimiz. Dönüyoruz öbür tarafa, bir taşeron derdimiz var. Bakın bu çok büyük dert. Kırıkkale'de şu anda en büyük dertlerden biri. Niye biliyor musunuz? Taşeron işçisi güvencesiz çalışır. Taşeron işçisi fazla mesai yapar, para alamaz. Taşeron işçisinin bütün işi patronun iki dudağının arasındadır. Gelme oğlum dedim, ertesi gün gelmez. Gelemez. İş güvencesi yoktur çünkü. Zor şartlarda çalışır. Hakkını alamaz. Ve asıl kötüsü, bakın Kırıkkale'de ben bunu duydum ve çok üzüldüm. Biliyordum da netleşmesi bu süreçte oldu. Şöyle taşeronlarımız var. Şöyle taşeronlarımız var. Atıyorum X hastanesinde taşeronda işçi olarak çalışıyorsunuz. Maaşınızı yasa gereği bankaya yatırmak zorunda işvereniniz. Maaşınızı 949 lira asgari ücreti bankaya yatırıyor. Ama ne diyor biliyor musunuz? 100 lirasını bana geri getirmezsen işten çık diyor. Geri 100 lirayı alıyor. Çalıyor ya. İnsanın emeğinden çalıyor bu adam. Verdiği maaşı zorla, gasp bu. İşten atma tehdidiyle 100 lirasını geri alıyor ve işçi 949 liraya asgari ücretle çalıştığını düşündüğünüz işte 849 liraya çalışıyor. Diyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu olmamalı. Bir kere asgari ücret 1500 liradan aşağı olmamalı. 1335 lira Türkiye'de açlık sınırı. Refah payıyla beraber 1500 olsun diyoruz asgari ücret ve bu da vergi dışı olsun diyoruz. Bu olunca insanların biraz rahatlamasını sağlayacağız. Bakın, emekliye vereceğimiz 1500 lira maaş ve 2 maaş ikramiye, asgari ücretin 1500 liraya çıkması Türk ekonomisine yük getirmiyor biliyor musunuz? Aksine rahatlatıyor. Bizim şimdi burada emeklilerimiz var. Hangi emeklimiz aldığı maaşı götürüp bankaya yatıracak? Var mı böyle bir şansı? Yok. Aldığını hemen pazara götürecek, markete götürecek, harcayacak. Ve bu para piyasaya dönecek, esnafa dönecek. Ve aynı ay içerisinde %35'i vergi olarak devlete geri dönecek. Devletin bir kaybı yok burada. Oysa mevcut haliyle 950 lira, 900 lira maaş alan emekli, 850 lira artık öyle düşünüyorum ben asgari ücret 49 ama eline geçen vatandaşın 850 lira. 850 lira, 950 lira neyse maaş alan asgari taşeron elemanı, asgari ücretle çalışan, 949 diye çalışan vatandaş zaten karnını zor doyuruyor, zor geçiniyor. E şimdi esnafa ne alsın, esnaftan ne alsın, esnaf ne kazansın? Kırıkkale'de esnafın büyük bölümü şu anda siftahsız kepenk kapatır durumda. Çünkü Kırıkkale'de insanların cebinde para yok. Bu para önce insanların cebine girmeli ki insanlar bunu esnafa verebilsin ya da alışveriş yapabilsin. Taşeronlukla ilgili önerimiz şu. Arkadaş diyoruz ya, en ufak taşeronun, asgari ücretli taşeron işçisinin devlete maliyeti neredeyse iki katı. Sadece bir örnek olsun diye söylüyorum, insanlarımız rahat değerlendirsin. Hurdasan'da devlet, Hurdalık'ta, Hurda kesim işini ihaleye vermiş. Bakın, tonunu 34 liraya, 34 liraya tonunu Hurda'nın kesimini ihaleye vermişler. Ve taşeron almış bu işi. Taşeron da işçilere yaptırıyor. Kaça biliyor musunuz? Tonunu 9 liraya. 25 lira para taşeronun cebinde. Adam ne kadar çalışırsa çalışsın aylık 1000 lirayı geçmiyor. Çünkü yok. Ne kadar uğraşırsa uğraşsın. Onlar da bir kısım işleri uzun kesmişler, ağır kesmişler herhalde. Vay efendim bunu ağır kestiniz, onları işten attılar mesela geçen hafta. Öyle de bir rezilliğimiz var. Diyoruz ki taşeron işçiliğini sona erdireceğiz. Kamuda taşeron işçiliğini sona erdireceğiz. Bunu söylediğimiz zaman da hani dervişin fikri neyse zikri odur derler ya. Hemen çıkıyorlarmış taşeronda çalışan arkadaşlarımız da CHP'siz işten atacak. Niye? Sizi biz iş aldık diyorlarmış. E siz o zaman bizim partidensiniz. E CHP gelince sizi işten atar. Böyle bir şey yok.
Cumhuriyet Halk Partisi kimsenin emeğiyle, ekmeğiyle, alın teriyle oynamaz. Oynamaz. Biz hiçbir yurttaşımızın işsiz kalmasına izin vermeyiz. Özellikle o emek vererek, paralarının bir kısmını da işverene rüşvet olarak geri ödeyerek çalışmak zorunda kalan vatandaşımızın işsiz kalmasına kesinlikle izin vermeyiz. O yüzden kamuda, taşeronda çalışan bütün arkadaşlarımızı kadroya alacağız. Onu da şunu yok, ona da şunu diyorlarmış. Şimdi bak ya, insafsızlık o kadar, rezillik o kadar ayyuka çıkmış ki. Şimdi diyorlarmış ki taşeron işçilerine, efendim diyorlarmış, CHP'ye oy verirseniz sizi işten atarız. Bunun garantisine, yani bunun şeyine, çözümüne verdiğiniz, ben buradan seçim kuruluna da suç duyurusunda bulunuyorum. Verdiğiniz oyun fotoğrafını çekeceksiniz, bize getireceksiniz ki biz göreceğiz CHP'ye oy vermediğinizi. Ya Allah'tan korkun. Adama asgari ücret verdiniz, yoksul zaten. Fazla çalıştırdınız, adam yurduna koymadınız, güvencesiz çalıştırdınız, verdiğiniz maaşın utanmadan bir kısmını geri aldınız. Şimdi de oy vermesinin önüne geçmeye çalışıyorsunuz. Bu utanmazlık. İşte biz bu utanmazları ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Ne yapacağız? Asgari ücreti 1500'e çıkaracağız. Ondan da vergi almayacağız. Ve biraz önce söyledim, bakın, hiç kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız dedim ama orada bir yanlışım var. Özür dileyerek düzelteyim. Bir kişinin ekmeğiyle oynayacağız. Onu işsiz bırakacağız. Taşeron. Taşeron işçisini doğrudan devlete kadroya geçireceğiz ve taşeronu işsiz bırakacağız. O gitsin başka yerde çalışsın. Ha gerekiyorsa devlet de, hani o da çalışacak ya, istiyorsa aynı fabrikada, aynı iş yerinde o arkadaşı da diğer işçilerde aynı koşulda işe alırız. Bakın, emeğine yine karşı gelmeyiz. Yine ekmeğini engellemeyiz. Bunu anlatıyoruz. Bunlara engel olmaya çalışıyorlar. İnsanların özgürce oy vermesine engel olmaya çalışıyorlar. Diyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi olarak, ya bir işsizlik, aile sigortası projemiz var ki. Bakın, Türkiye'de insanlarımız bunu tam olarak anlasa herkes Cumhuriyet Halk Partisi'ne isteyerek oy verir. Çünkü bu yoksulluğu ortadan kaldırıyor. Diyoruz ki eşi çalışmayan kadına 720 lira maaş bağlayalım. 720 lira maaş bağlayalım. Çoluğu çocuğu varsa, çocukların eğitim durumunda dikkate alarak bunu 1120 lirayla 1200 liraya kadar da çıkaralım. Geçenlerde bunu söyledim, bir arkadaş şöyle söyledi. E dedi, o zaman ben çalışmam. Ben salak mıyım, niye çalışayım? Yok dedim, sen salak değilsin, devlet bunu sana böyle verecek kadar salak. Devlet de salak değil. Bakın, bunun koşulları var. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir kere herkese bir meslek edindireceğiz. Meslek edindirme kursları açacağız. Bu kurslara insanlar asgari ücret maaşı alarak gidecekler. Meslek edindirme kursundan çıkan herkes İşkur'a kaydolacak. Zorunlu. Ondan sonra TC kimlik numaranızda İşkur'da kayıtlısınız. Bir de mesleğiniz var. Atıyorum, mesleğiniz televizyonculuk. İşiniz yok. Cumhuriyet Halk Partisi, hükümet, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında size televizyonculuk işi bulunmaya çalışılacak. İş bulamadığımız zaman sosyal devlete inanıyoruz. Anayasamızın ikinci maddesi öyle diyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti layık, demokratik, sosyal bir hukuk devletidir diyor. Sosyal devlet demek vatandaşın işini bulan demek. Vatandaşın sağlığıyla ilgilenen, eğitimiyle ilgilenen, güveniyle ilgilenen devlet demek. Sosyal devlet demek bu. Şimdi bizim devlet adamlarımız çıkıyor, diyor ki efendim diyor, devlet vatandaşa iş bulmak zorunda mı? Yok, biz sizi oraya bostan korkuluğu diye diktik. Bulacaksın tabii, senin işin o. Sen onun için seçildin. Sen onun için devlet yönetiyorsun. Sen onun için ülke yönetiyorsun. Bunu yapmayacaksan ne yapacaksın? Ne yani? Vatandaş vergi verecek, sen bu paranın üzerine yatacaksın, saray kuracaksın, bilmem nerede saklayacaksın, kendi keyfine yiyeceksin, altına makam arabası alacaksın, makam arabalarına da 3.3 milyar eski parayla 3 katrilyon 300 trilyon para ödüyormuşuz yıllık. Maliye Bakanımız çıkıyor, bu diyor çerez parası, vay çereze bak. Bir de bunların ana yemeğini düşünmek lazım. Çerezleri buysa yemek olarak ne yiyorlar Allah bilir. Şimdi bunu geçtikten sonra diyoruz ki arkadaş, insanlara yardımımız olsun, insanlarımız yoksul kalmasın, insanlarımız aç kalmasın. Erkeğe iş bulamadıksa kadına maaş bağlayacağız. Nasıl bağlayacağız? Erkeğe meslek edindireceğiz ve iş bulduğumuzda vatandaşa, örneğin İbrahim Bey, size televizyoncu olarak iş bulduk, falanca yerde gidin çalışın. Gittiniz, ben bunu beğenmedim kardeşim dediniz, keyfinize değil. Eğer beğenmedim deyip devletin size verdiği desteği kötüye kullanmaya başlarsanız size maaş ödenmez. Gideceksiniz, çalışacaksınız. Biz size iş bulmak için ve iş bulacağınız süre içinde eşiniz, aileniz, çoluğunuz, çocuğunuz ele güne muhtaç olmasın diye o yardımı yapıyoruz.
Yani siz bedava yatın diye değil. Hatta şimdi bir de şunu düşünün, insan olarak düşünün. 720 lira veren bir yer var, çalışmıyorsunuz. Öbür tarafta 1500 asgari ücret alacaksınız vergiden muaf. Çalışacaksınız. Yani herkes gidip onuruyla maaşını kazanmak, alın teriyle ekmeğini kazanmak ve çoluğuna çocuğuna yedirmek ister. O yüzden de biz insanlarımızın bu biçimde tembellik edeceğine de inanmıyoruz. O onu şimdi kaynak konusunda anlatacağım. O çok ilginç. O çok ilginç. Bakın. Diyoruz ki ya aile sigortası da kadınlara maaş bağlıyor. Evet, evet. Şimdi bakın, başka bir şey daha. Diyoruz ki çiftçiye mazotu 1,5 liraya verelim, nasıl vereceksiniz diyorlar. Hatta bir arkadaşımız şunu söyledi. Olur mu dedi, nasıl yetiştireceksiniz? Vallahi dedim haklısın. Traktörün var mı? Var. E dedim şimdi senin traktör mazot 1,5 liraya inince. Ya arkadaşlar mazot ucuzladı, biraz daha fazla yakalım mı diyecek. Ya da senin traktör mazot 4 lira, aman bizim patrona şey olmasın, zarar gelmesin diye daha mı az yakıyor? Hayır. Senin giderin aynı. Ha insanlar şöyle algılıyor, belki bu yanlış. Ben çiftçiyim derim. Giderim. Aha da çiftçi belgem derim. Ver bana 1,5'dan mazotu, götürür öbür tarafa satarım. Yok böyle bir şey. Öyle bir şey yok. Çiftçi kayıt sistemi, çiftçi kayıt sistemine kaydolacaksınız ve ekeceğiniz alan devlet tarafından bilinecek. Ekeceğiniz alana göre size bir istihkak sağlanacak ve bunu kullanacaksınız. Yani bu sınırsız bir şey değil. Ötesinde şunu da söyleyeyim, bakın. Bütün bunları yaptığımızda, bütün bunları söylediğimizde aklı evvel birileri çıkıyor, diyor ki kaynak nerede? Ya bu memlekette o kadar çok kaynak var ki. O kadar çok kaynak var ki. 3 katrilyon 300 trilyona çerez parası dedirtiyor. Biraz önce başkanım konuşurken söyledi. Biz makine kimyayı toparlamaya çalışıyoruz. Emin Gök beyefendi, eski makine kimya genel müdürü, yanında bir eski genel müdürümüz daha Orhan Bey ve 2 tane çalışan müdürümüzle beraber makine kimyayı nasıl kurtarırız diye bir proje çıkarttık. 3,5 aydır çalışıyoruz. Genel merkezimize de sunduk, onaylandı bu proje. Bu projeyi açıklayabilirsiniz, bu projeyi gelince uygulayacağız dediler. O projede 3 fabrikanın kurtuluş parasını size söyleyeyim. Vatandaş kaynak nerede görsün. 3 tane fabrikayı ayağa kaldırabilmek için 9 milyon lira paraya ihtiyacınız var. Eski parayla 9 trilyon lira. Bunu yaptığınızda hemen işin başında makine kimya okuluyla beraber başlıyoruz. 1300'e yakın işçi alıyorsunuz. Bir yıl içerisinde bunu 3000'e kadar çıkarabilme şansınız doğuyor. Ve bunu yapabilmek için bakın söylediğimiz 9 milyon liranın ben size nerelerde nasıl harcandığını söyleyeyim. O 3.3 eski parayla 3 katrilyon 300 trilyon, yeni parayla 3 milyar 300 milyon liradan da söz etmiyorum. O çerez parası zaten. Bu 9 milyon lira. Sadece saraya bir ayda harcadığımız 21 milyon liranın yarısından 1,5 milyon lira daha az. Kırıkkale'yi ayağa kaldıracak proje bakın. Saraya harcanan aylık 21 milyon liranın yarısından 1,5 milyon lira daha az. Bu parayı buraya yatırdınız mı Kırıkkale en az 1300 işçi alıyor. Bunun önemi nerede biliyor musun? Şu anda Kırıkkale fabrikalarında 1300 işçi çalışmıyor. İşçi memur toplamda 2200 kişiler. Kırıkkale onun sırtında dönüyor bakın. Bunu yapalım, yaparız. Kaynak diye soruyorlar. Biraz önce arkadaşımız da söyledi. Bülent Arınç demedi mi? Bu memlekette bu kadar israf olmasaydı vergi toplamaya bile gerek yoktu diye. İsraf var. Geçen bizim partimiz açıkladı. Bu memleketin yıllık israfı 100 milyar lira. Oysa bizim emekliye maaşı 1,5 milyara çıkar, 1500 liraya çıkarıp 2 maaş ikramiye vermemiz. Asgari ücreti 1500 liraya çıkarmamız. Mazotlu köylüye 1,5 liraya vermemiz. 30 yaşına kadar çiftçi bağkurunun sigortasını devletin ödemesi. Taşeron sistemini ortadan kaldırmamız. Ondan sonra kredi faizleri, kredi kartı faizlerinin %80'inin silinmesi gibi bütün projelerimizin toplam maliyetine kadar biliyor musunuz? 57 milyar 200 milyon lira. Eski parayla 57 katrilyon 200 trilyon lira. Yuvarlayalım 60 milyar lira. 60 milyar lira. Bizim bir yılda halka vereceğimiz ve zaten bunun %35'i de devlete vergi olarak dönecek paranın toplamı 60 milyar lira. Bize 60 milyarı vermeyin vatandaşa diyorlar. Oysa kendileri yılda 100 milyar israf ediyorlar. Yani israfı önledik,
Vatandaşa biz istediğimizi verdik. 40 milyar da devletin kasasında duruyor. Devletin kasasında duruyor. Bu kadar basit bir para bu. Hatta daha ötesini söyleyeyim. Hep konuşmalarımda anlatıyorum. Bakın bundan 1,5-2 ay önce Cumhurbaşkanımızla Merkez Bankası Başkanımız arasında faizler insin mi çıksın mı diye bir kavga çıktı. Bir tartışma çıktı. Ve en sonunda Cumhurbaşkanımız Merkez Bankası Başkanımızın vatan haini olduğuna karar verdi. Ve tartışma Merkez Bankası Başkanımızın bir miktar, küçük bir miktar faiz indirmesiyle sonuçlandı. Ondan sonra dolar 2.40'dan 2.70'e çıktı. 30 kuruş fark etti. Türkiye'nin iç dış borcu özel sektör, kamu sektörü dahil 800 milyar dolar civarında. 30 kuruşluk artışın 800 milyar dolara çarptığınızda karşınıza çıkan miktar ne biliyor musunuz? 240 milyar lira. 4-5 günlük tartışmanın sonucu 240 milyar liralık kayıp. Eski parayla 240 katrilyon liralık kayıp. Oysa biz vatandaşa bir yılda 60'ını verecektik, 60 milyarını. 4 yılda vatandaşa vereceğimizi söylediğimiz parayı 4 günde kendi aralarında tartışarak kaybettiler. Peki buna kaynağı nereden buldunuz? Kendi keyfinize gelecek kaynak var. Saraylara gelecek kaynak var. Yatak odalarındaki paralara gelecek kaynak var. Yatlara, gemilere, uçaklara gelecek kaynak var. Vatandaşa gelecek kaynak yok. Yok arkadaşım. Bunu kabul etmeyiz. Bu memlekette kaynak var. Bu memlekette ancak mevcut anlayış kaynağı yandaşa veriyor. Biz diyoruz ki yandaşa değil kardeşim, vatandaşa vereceğiz. Hiç uğraşma. Peki başkanım. Toparlarsak ne diyoruz? Kırıkkale halkına ne diyoruz? Programımızı kapatıyoruz. Kırıkkale halkına şunu söylüyorum. Önce gözünüz aydın diyorum. Önce gözünüz aydın diyorum. Tüm Türkiye halkına diyorum gözünüz aydın. Bu ülke tek kişilik yönetim anlayışından, vatandaşı yok sayan, her şeyi kesesine düşünen, vatandaşı sömürmeyi, vatandaşı kandırmayı marifet sayan anlayıştan artık kurtuluyor. 7 Haziran günü tüm Kırıkkalelilere diyorum ki arkadaşlar, çekinmeden, korkmadan, hiç kimseden tedirgin olmadan, özellikle muhtarlarımıza söylüyorum, kimseye baskı yapmadan. Çünkü size yapılan baskıyı siz vatandaşa yaparsanız, sizi tehdit edenler yarın daha fazla tehdit eder. Daha fazla tehdit eder ve daha çok korkarsınız. Korkmayın o yüzden. Gitsinler özgürce oylarını Cumhuriyet Halk Partisi'ne versinler. Kırıkkale'nin kurtuluşu bu. Türkiye'nin kurtuluşu bu. Daha ötesi Orta Doğu'nun kurtuluşu bu. Çünkü Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren bu anlayış. Müslüman kardeşler anlayışı. Ki bunların da söyleyeyim, adları Müslüman kardeşler. Bir İngiliz yan kuruluşudur. İngiliz istihbarat kuruluşudur. Bütün İslam aleminin kurtuluşu da yine bu iktidar anlayışının Türkiye'den bir an önce bitmesinde, iktidardan düşmesindedir. Şunu söyleyeyim Kırıkkalelilere. İktidara geliyoruz. Tüm bu taahhütlerimizi yerine getireceğiz. Yerine getiremezsek, genel başkanımız mitinglerde söylüyor, ben de buradan sizin huzurunuzda söylüyorum. Biz taahhütlerimizi yerine getiremezsek, 4 yıl sonunda bu memlekette yoksulluğu ortadan kaldıramazsak siyaseti bırakacağız. Siyaseti bırakacağız. Gelip bir daha karşınıza bize oy verin demeyeceğiz. Sizden oy istemeyeceğiz. Siyaseti bırakacağız. Ve şunu söylüyoruz. Arkadaşlar diyoruz ya, Cumhuriyet Halk Partisi'ne hiç oy vermemiş olabilirsiniz. Bu sizin takdiriniz. Belki biz alamadık. Belki biz anlatamadık kendimizi. Şimdi anlattığımızı düşünüyoruz. Çünkü emeklimizin gözüne bakıyoruz, anladığını görüyoruz. Taşeron işçisinin gözüne bakıyoruz, anladığını görüyoruz. Çiftçimizin gözüne bakıyoruz, anladığını görüyoruz. Yanımıza gelmesinden, destek vermesinden, aman sandığa sahip çık demesinden anlıyoruz. Esnafın yanına gidiyoruz, anlıyoruz. Sandıklarınıza sahip çıkın kardeşim, çaldırmayın diyorlar. Ya şöyle bir ülke düşünün, şöyle bir ülke düşünün. Ülke seçime gidiyor ve en büyük sorun, muhalefetin en büyük sorunu oy almak değil, aldığı oyu çaldırmamak. Böyle bir ülke olmaz. Muhalefetin, halkın oyunu çalan bir anlayışın ülkedeki öbür kaynakları çalmayacağını düşünmek safdillik olur. O yüzden vatandaşa diyoruz ki bize bir kereliğine oy verin. 4 yılda bu memlekette yoksulluğu sona erdiremezsek siyaseti bırakacağız. Kırıkkale halkına da bir sözümüz var bütün aday arkadaşlarımızla beraber. Diyoruz ki biz milletvekili olduğumuzda bizi Ankara'da bulamayacaksınız. Çünkü Ankara'da bulmanıza gerek kalmayacak. Biz evlerimizi Kırıkkale'den taşımayacağız. Kırıkkale'de ikamet etmeye devam edeceğiz. Sizin içinizde olmaya devam edeceğiz. Çünkü sizden kaçmamızı gerektiren hiçbir işin, uygulamanın içinde olmayacağız. O yüzden bizi arkamızda bilmem kaç tane koruma polisiyle de görmeyeceksiniz.
Çünkü sizden korkmamızı gerektiren, korunmamızı gerektiren hiçbir şey olmayacak Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinde. O yüzden ben yurttaşıma sabırlı, sakin ve umutlu olmasını, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermesini ve geleceğe güvenle bakmasını diliyorum, tavsiye ediyorum, öneriyorum. Size de teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi sayın vekilim olsun, il başkanım olsun, yine diğer vekilim olsun güzel bir açıklama yaptı. Efendim, yolumuz açık olsun. Teşekkür ederim. Allah Kırıkkale'nin ve Türkiye'nin yar ve yardımcısı olsun.